Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine önüm kalabalık ama daha çok böyle minik minik bardaklar var çünkü içinde baharatlar var. Bugünkü yemeklerimin içine bol bol baharat kokusu katacağım. Neler var? Kocaman bir lahanam var. Basmati pirincim var. Esmer pirincim var. Bunu daha önce biraz pişirdim. Burada saklanmış yeşil şan fıstığım var. File şeklinde doğranmış, hazır aldım. Sarımsağım, tarhun otum, sarımsak tozum, soğan tozum. Burada bir yemek kaşığı domates salçam var. Kakulem, onun içindeki tohumları şimdi çıkartacağız. Kişniş tohumum var, muskatım, kimyon tohumum. Burada da taze zencefilim ve zerdeçalım var. Tabii ki soğanımı ve kıymamı da sayayım. Ve bu uzun sayma işleminden sonra ufak ufak da hareketlenmeye başlıyorum. Önce bu lahanayı, bu koca lahanayı önüme alıyorum. Lahana dolmasını hepimiz severiz. Bizim evde de çok pişerdi. Ben de elimden geldiğince, vakit bulduğunca sarıyorum ve pişiriyorum. O kıymayla lahananın uyumunu çok seviyorum. Gerçi lahanayı ben kapuska olarak sadece içine biraz limon katıp son dakika biraz maydanoz ekleyip yediğim lahana yemeklerini de çok seviyorum. Bugün kıymalı lahana dolmasını şöyle değiştirdim. Lahananın bütün büyük lahananın içini dolduracağız burada sizinle beraber. Yani kocaman bir lahana dolması yapacağız. Ne yapıyorum? Onun için aslında çok büyük olmayan orta boy bir lahanaya ihtiyacımız var. Ben en üstteki o ilk yapraklarını çıkardım. Onları güzel ayıklıyorum. Artık altta böyle tamamen tertemiz, taze yapraklarım var. Bunu önce şöyle şu kadar bir 1-2 santim kadar kalınlığında tepesini aldım. İsterseniz bunu kenara alın. Sonra fırında pişirmeye devam edeceğiz. Çünkü ilk pişirme haşlamak olacak. Belki bunun üzerine kapatmak isteyebilirsiniz. O yüzden şöyle kenara alın. Şimdi bunun içini şöyle bir bıçak yardımıyla hafif biraz derinlemesine inecek gibi kesiyorum. Ondan sonra şöyle ufak ufak enlemesine, boynamasına çentikler atacağım. Yine aynı derinlikte olmasına özen göstererek biraz güç kullanıyorum. Sonra şöyle minik minik hareketlerle lahanamı oyuyorum. Bunları sakın atmıyoruz. Mutfağımız atıksız mutfak. Sonra bunları aynen bahsettiğim gibi kapuska yaparken kullanabilirim. Başka bir çok güzel çorba olur. Çorbamın içine katabilirim. Bunları atmıyoruz. Sadece şu anda benim işime yaramıyorlar. Şöyle kenara alıyorum hepsini. Aslında göründüğü kadar zor değil. Sadece ben etrafı çok dağıtmak istemiyorum çekimde. Kötü bir görüntü yaratmamak için. Yoksa o kadar zor değil. Bakmayın benim şu anda mücadele etmem. Tamam. Şimdi daha küçük bir bıçakla. Lahanamın böyle ortasını oydum. Gördüğünüz gibi kendime kıymalı malzemem için yer açtım. Tenceremi açıyorum. Tencereme şöyle yerleştiriyorum. Biraz tenceremi büyük geldi ama olsun.
hallettim. Şöyle şimdi bunun üzerini geçecek kadar su dolduruyorum. Şöyle. Ve altını açacağım. Şöyle kapağını da kapattım. Şimdi önce burada biraz haşlanacak, yumuşayacak. Bu ön pişirme, arkasından da kıymalı harcımı tam ortasına yerleştirip fırına koyacağım. Bu aşamada isterseniz içine biraz tuz ekleyebilirsiniz. Defne yaprağı, biberiye gibi. Belki soğanı 4'e 5'e bölüp aralarına koyup o soğan tadını da lahananıza katmak isteyebilirsiniz. Birkaç diş sarımsak koyabilirsiniz. Bunların her biri sizin yemeğinizi daha lezzetli hale getirir. Öneriyorum. Ben şimdi biraz tuz serpeceğim. Tamam. Biraz da şöyle şurada defne yaprağım vardı. Ve biberiye dallarım. Onları da koyuyorum. Şimdi onlar da yine dediğim gibi aromasını verecekler. Orta ateşte bunu yavaş yavaş pişirelim. Şimdi ben şöyle etrafımı topladıktan sonra burayı dağıtmayayım dedim ama yine de dağıtmışım. Kıyma harcımı hazırlayacağım. Soğanım var. Şöyle soğanımı koyuyorum. Burada bir orta boy soğanı küp küp doğradım. Sarımsağım var. O da aşağı yukarı 2-3 diş sarımsak var burada. Onu da şöyle şununla hiçbir şey ziyan olmasın. Kıymam. Burada bir 300 gram kadar kıyma var. Sizin lahananızı kullanacağınız lahana büyüklüğüne göre miktarı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Onu da kattım. Ve burada ayrı bir lezzet katacağını düşündüğüm Antep fıstığım var. Onu da koydum. Yine biraz tuz. Şöyle birazcık ezerek bütün tatlar bir araya gelecek. Bunu biraz kenara alacağım, dinlendireceğim. O zamana kadar benim lahanam da pişmiş olur. Ve ben hemen hiç vakit kaybetmeden bu basmati pirinçli pilavımı yapmaya geçeceğim. Şöyle iyice karıştırıyorum. Kıymamın içinde ne var? Soğan var, sarımsak var ve Antep fıstığı var. Ve bu lahanalı dolmam nasıl olacak? Lahanayı bütün olarak kullanıp dolduracağım. Ne yapıyorum? Çok bildiğimiz, çok yediğimiz lahana dolmasını değiştirdim. İşte buradan sözü bağlayarak değişim hakkında biraz konuşmak istiyorum sizinle. Nedense biz değişim ve gelişimden biraz ürken bir toplumuz. Gençler bu konuda daha açıklar ama özellikle biraz gençlikten yaşını almış kişiler kendi öğrendiklerini, bildiklerini yenisini eklemeyi ve oradan ya da yeni bir bilgiyi eklemeyi veya çıkartmak konusunda korkuyoruz. Öyle genelleme yapayım, korkuyoruz. İşte bu şöyle hani sadece korkmamalıyız demekle de olmuyor bu. Çünkü bu bizim alışkanlığımız olmuş durumda. Değişimden de korkuyoruz. Eyvah ben değiştiremiyorum diye bu sefer ondan da korkuyoruz. Bence değişimden de korkmayalım. Değiştiremiyoruz diye niye ben değiştiremiyorum diye de ondan korkmayalım. Önce kendimizi bir dinleyelim. Kendimize saygı duyalım. Acaba biz neden çekiniyoruz? Biz değişimin neresine takılıyoruz diye düşünelim. O yüzden de ben tarifleri
sürekli değiştiriyorum, sürekli yeniliyorum. Elbet önüme, elbet bir yerden, bir tariften faydalanıyorum. Bir çıkış noktası var. Amerika'yı her gün keşfetmiyoruz. Ama illaki o değişimin içine biraz baharat, biraz farklı dokular, işte bunun içine kattığım bir başka bir baharat, başka bir yapı şekliyle ben hep değişime katkı sağlamaya çalışıyorum. Kendi adıma, yaptığım iş adına bunu söyleyebilirim. Geçenlerde bir filmde duymuşum, çok hoşuma gitti. Deprem değil mi? Deprem hepimizin korktuğu, çekindiği bir doğal afet diyebilirim. Ama deprem bile bir değişimi sembolize ediyor. Evet, depremde belki birçok şey yıkılıyor ama aslında depremle göller, denizler, yeni haritalar ortaya çıkıyor. Yani depremde bir nevi değişim. O anda bize çok kötü hatıralar bıraksa da büyük depremler başka bir doğa olayına evriliyor ve haritalar değişiyor, yeni yerler çıkıyor, yeni yerler yok oluyor. Yani hani hiçbir şey göründüğü gibi değildir ya da Şems-i Tebriz'in de söylediği gibi nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını. O yüzden de bazen alt üst olmakta hiç çekinmeyin. Hepimiz çünkü hayatımızda böyle bir alt üst oluyoruz. Şu anda ben de kıymamı yeteri kadar alt üst ettim. Bunu kenara alıyorum. Böyle biraz burada dinleniyor. İsterseniz üstünü kapayabilirsiniz eğer çok bulunduğunuz mekanla bununla ilgili bir sıkıntı varsa. Şimdi pilavımı yapmaya geçiyorum. Neyim var burada? Bir su bardağı kadar basmati pirincim var. Önce şöyle bu tenceremi kullanacağım. Bunu aldım. Bir saniye süzmem lazım. Şöyle basmati pirincimi bol suda önce biraz süzeceğim. Şöyle sudan geçirdim. Pirincimi katıyorum ve biraz içinde taze kekik yaprakları koyduğum ve bütün aromasını verdiğini evet düşündüğüm diyecektim ama yok, kokusu geldi burnuma. Şöyle zeytinyağını koyuyorum ve birazcık şöyle pilavım biraz orada kendi halinde orta ateşte ısınırken ben de şu baharatlarımı hazırlayacağım. Burada sarımsak tozum ve soğan tozum var. Aslında hemen bunları koyabilirim. Siz isterseniz gerçek sarımsak ve gerçek soğan da tabii ki kullanabilirsiniz. Ben sadece burada size farklı malzemeleri nasıl hayatımıza katırız onu da göstermek istiyorum. Yani eğer yemeğin içinde, özellikle pilavın içinde çok soğan görmek istemezseniz işte bu soğan tozu da harika bir formül. Bunlar kendi halinde biraz harmanlanırken ben baharatlarımı şöyle minik bir, çok sempatik bir havanım var. Kişniş tohumumu, kimyon tohumumu koyuyorum. Şöyle uzaklaştırayım. Burada kakulen var. Kakulemin de hepsini şöyle biraz hafif tırnak müdahalesiyle açacağım. Bitki çayımın içine bu kakuleleri katıyorum. O zaman hiç ayırmıyorum. Direkt böyle bu şekilde 3-4 tane atıyorum. Müthiş kokuyor. Ama şimdi pilavımın içine sadece tohumlarını kullanacağım. Çünkü içinden çıkartmayacağım. O şekilde kullanacağım. Son bir tane daha.
Ben baharatları toz halinden çok tohum halinde kullanmayı seviyorum. Çünkü içinde hem o toz acaba ne zaman toz haline getirildi, ben ne zaman satın aldım, ben ne zaman kullanıyorum, bunların her birinden uzaklaşmak için tohum halinde alıyorum. Onları ya kendim böyle havanda döverek ufalıyorum ya da belki kendi değirmenimde kendim öğütüyorum. Bu şekilde şimdi hem içindeki o kokuları anında alıyorsunuz. Şimdi biraz sonra pilavla beraber karıştırırken de yağını da verecek zaten. İyice bütün kokusunu salacak. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi pilavımın içine bütün bu baharatları kattım. Ne var önümde başka baharat? Muskatım var. Bu muskatımı da, pardon, burada kalmış. Onu da şöyle rendeliyorum. Bu minik bir Hindistan cevizi ama ne marifetli bir Hindistan cevizi. Şöyle birazcık yeterli. Şimdi bu baharatlar her biri soframız için çok yeni olabilir. Bazılarını çok sık kullanmıyor olabiliriz. Ama hayatımıza katmalıyız. Bunlar sindirimimiz için faydalı. Bütün vücudumuzdan toksitleri atmaya yardımcı oluyor. O şiş ve ödemden şikayet ediyoruz ya, işte bu baharatların her biri bizim o yemekten sonraki şişliğimizi, ödemimizi kontrol altına almamıza yardımcı oluyor. Bunun çayını yapabiliriz. Sıcak su. Sıcak su aslında gerçekten bizim için en büyük ve en ucuz ilaç. O sıcak suyun içine bir dilim limon, biraz bir tarçın çubuğu, birazcık kakule, birkaç tane tane karabiber atıp bir 5 dakika bütün lezzetini ve şifasını suyumuza vermesini bekledikten sonra içtiğimizde inanın bu kış günlerinde hastalık yüzü görmeyiz diyebilirim. Şimdi ben bunları böyle iyice karıştırıyorum. En son burada tarhunum var. Onu da unutmayayım. Onu da katıyorum. Şimdi o kadar baharat koyduk, elinde zerdeçal var diyeceksiniz. Evet, şimdi biraz da taze zerdeçal ekliyorum. Çünkü bunların bence hepsi kardeş baharatlar. Ve tabii ki zerdeçalın bir başka kardeşi daha var, zencefil. Biraz da ondan. Tamam. Şimdi yine bunları son bir kez karıştırıyorum. Üzerine basmati pirinçte ben 1'e 2 su koyuyorum. Kaynar suyum var. Burada gördüğünüz gibi suyumun içine de biberiye ve defne yaprağı atmıştım. Bu şekilde sıcak duruyor. Şimdi şöyle, bunlar benim için çok kıymetli, kırılmasın. Şu sıcak suyu ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Üstüne geçecek kadar olması yeterli. Şimdi bunu altını kontrollü bir şekilde bırakıp direkt lahanamın yanına geliyorum. Biraz önümü toparlayacağım. Çok hızlı ilerledik. Burada içine bir sürü baharat kattığım pilavım yavaş yavaş pişiyor. Biraz sonra hatta demlemeye bile alacağım. Burada lahanam iyice pişti. Hatta biraz da küçüldü. Onu şöyle bir, çünkü fırına girecek. Fırına dayanıklı bir tepsimi aldım. Dikkatli bir şekilde lahanamı şöyle elimle destek alıp, hatta elim fazla aldım.
Tamam. Lahanam gördüğünüz gibi pişti ve içi böyle bu şekilde hala oyuk kalıyor. Şimdi ben buna kıymalı harcımı koyacağım. Fırına vereceğim. Kenarları birazcık kızaracak. Kıyması pişecek. Ondan sonra da ben buradaki domates salçasıyla bir sos hazırlayacağım. Onun üzerine dökeceğim. Müthiş olacak. İsterseniz o şimdi aklıma geldi. İçinden lahana çıkartmıştık ya, belki o lahanaları bunun içine de minik minik doğrayıp soğan gibi bir şekilde öyle de kullanabiliriz. Bir dahakine öyle deneyeceğim. Şimdi geldi aklıma, yoksa daha önceden gelseydi inanın yapardım. Tamam, şöyle soğanlarımı da fıstıklarımı da ziyan etmeyeyim. Aldım, iyice bastırıyorum ki keserken o pasta gibi çıkacak, emin olabilirsiniz. Şöyle bir daha size göstereyim. Bu şekilde 180 derece fırında üzeri kızarana kadar diyeceğim, bir yarım saati bulacak herhalde fırınlanacaklar. Fırından büyük boy lahana dolmamı aldım. Yaklaşık bir 40 dakika kadar 200 derece fırında üzeri nar gibi kızardı. Muhteşem kokuyor. Şimdi onu tabağıma alacağım. Bir saniye. Şöyle önümde şöyle aldım. Dolmam çok sıcak. Şöyle tek bir hamlede yerleştirdim. Mis. Evet, bunu böyle yanıma aldım. Bu arada pilavım burada yavaş yavaş pişiyor. Son dakika daha önceden pişirdiğim burada yabani pirincim vardı. Onu da biraz katmak istiyorum içine. Bir kaşık kadar. Ve bu hareketten sonra altını kapatacağım ve demlemeye bırakacağım. Altını kapatıyorum. Bunu kenara aldım. Dolmamı dilimleyeceğim. Dilimlemeden önce yine yapmam gereken bir şey daha var. Burada küçük bir tavam. Tavamın altını açtım. Zeytinyağımı şöyle ve burada bir yemek kaşığı da salçam vardı, domates salçası, onu da şöyle ekliyorum ve güzel bir salçalı bir sos olacak bu. Hatta biraz burada pilavımdan artan böyle bol otlu bir suyum vardı. Birazcık da o suyumdan da eklemek istiyorum. Ve biraz da tuz. Bu tuzumun da içinde yine benzer otlar var. Onları daha önce kurutup karıştırmıştım. Onlarla da şöyle lezzetlendirdikten sonra hem karıştıracağım hem de biraz fokurdamasına izin vereceğim.
karıştırdım. Biraz da su kattığım için hemen yumuşadı ve sos kıvamını aldı. Bunun şöyle altı kısık ateşte durabilir. Şimdi ne yapacağım ben? Bu lahana dolmam dedim ama vallahi lahana pastası diyebilirmişim buna. Şöyle güzel bir dilim kesiyorum. Şöyle kekler için kullandığım spatulamdan aldım. Lahanalı pastamı. Şimdi üzerine kırmızı renk nasıl güzel yakışır değil mi? Ben de öyle düşündüm. Ve gördüğünüz gibi üzerine kırmızıyı damlattım. Nasıl görünüyor? Çok güzel. Tadından zaten eminiz çünkü içinde neler var gayet iyi biliyoruz. Bunu kenara alıyorum. Çünkü bir burada beni bekleyen içinde bir sürü baharat olan bir de pilavım var, basmati pirincim var. Onun da servisini yapmak için şöyle bir düzenek hazırlamıştım. Bunları kenara alayım. Son dakika içine biraz da daha önceden pişirdiğim yabani pirincimi kattım. Orada da yine benim bir renk uyumu telaşımı herhalde fark etmişsinizdir. Artık beni biraz tanımışsınızdır. Böyle siyah ve sarının uyumunu yakalamak istedim. Bugün değişimden bahsettik. Değişimden korkmayalım. Kendimizi dinleyelim. Bakalım o değişim bize neler katıyor? Hayatımıza ne gibi hoşluklarla geliyor bize değişim diyelim dedik. Ve de ne yaptık? Dolmayı değiştirdik. Bunu kocaman bir lahana dolması yaptık. Pilavı değiştirdik. İçine baharatlar, taze zencefiller, zerdeçallar kattık. Korkmadık ve mükafatını da aldık. Ortaya iki harika lezzet çıktı. Umarım siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun şimdiden. Görüşmek üzere.